Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Turizm mi, ileri teknoloji mi? Özal turizm geleneğini başlattı. Orhan Bursalı. 11 Ağustos 2024 Pazar. Perşembe günkü yazım ve turizm konusunda okur mektubu sanki turizm mi ileri teknoloji mi seçeneklerinden birini tercih etmemiz gerekiyormuş gibi algılandı. Şüphesiz ki hayır. Türkiye seçeneğini Özal ile yaptı. Turizm dedi. Bilimsel teknolojik araştırma geliştirmeye gerek yok dedi. Bunu yapamayız. Bu konuda ileri ülkeler çalışıyor, yapıyorlar biz de onlardan alıyoruz. Özal'ın kısır bir bakışı vardı. Burada Özal muhasebesi yapacak değilim. Zaten Türkiye'de iş başına gelen tüm popülist politikacılar benzer özellikler taşıyordu. Günü, yılı, 3 ila 5 yılı kurtaralım iktidardayken sonrasına bakarız. Hepsi planlı, odaklı kalkınmayı bir kenara atmışlardı. Bu süreç Menderes'le başlamıştı. Bize plan değil pilav lazım sözleriyle. Pilavı ancak planla kazanabileceğimizi anlamayan veya ülkenin orta vadeli geleceğini bile düşünmeyen sıradan politikacılar ile bugünlere geldik. Zor olan ileri teknolojik hedeflere yoğunlaşmak yerine kolay olanı seçtiler. İnşaat, otel. Akdeniz Ege gibi altın sahillerimiz varken, bilimle, teknolojiyle ve bunları adam yetiştirmekle, adam olmakla kim uğraşacak? Gelinen nokta, bugün halka özgürce girecek sahillerin neredeyse kalmaması ve talanın hala sürmedi. Politikacıların kafası, paranın ne kadar hızlı döndüğüne çalışır. İnşaatçılık 2 ila 3 yıl içinde büyük kazanç alanı, hızla kasalara para giriyor. Ama derdimiz de tam orada başlıyor. 1950'lerden beri yaşadığımız irili ufaklı ama uluslararası para fonunun yönetimine geçtiğimiz 19 kadar krizin temel meselesi. Ekonominin yeteri kadar yeteri kadar döviz üretememesi ve 50 ila 60 milyar ve daha fazlası cari açık. İktidara gelenler har vurup harman savurduğu için de bütçe hep delik. Özcan Kadıoğlu'dan aldığım şu bilgileri paylaşayım. 2003 ile 2023 Nisan arası. Yüksek teknolojili ürün ihracatı 98,5 milyar dolar. Yüksek teknolojili ürün ithalatı 436,3 milyar dolar. Aradaki fark 337,8 milyar dolar. 2017 yılında ithalat 28,8 milyar dolar ile rekor kırarken ihracatımız ise 5,71 milyar dolar ile olağan seyretmiş. Hem dış ticaret açığı hem cari açık vermemizdeki en büyük kalem, ihtiyacımız olan yüksek teknolojiyi sürekli ve artan ölçüde ithal ediyor olmamız. Bu iktidar zamanında bu tabloda değişen bir şey olmamış. İhracatımız içinde yüksek teknonun payı yüzde üç. Yüksek teknoloji ihracatımız ile aynı kalemde ithalatımızın sadece yüzde yirmi yedi karşılayabiliyoruz. İktidarın ileri teknoloji HIT-30 teşvik programı bu nedenle bu sütunlarda eleştirildi. Salt teşvikle bu iş olmaz dedik. Boş politik laklakları severiz biz. Konuş babam konuş. Günlerce aylarca yıllarca. Bu konulara ilgi çekmediği için kimse girmez. Kimse de yahu bizim temel sorunlarımız ne diye merak etmez. Bir iki bilgi daha paylaşacağım ekonomi ile ilgili. Ama bugün pazar kafa şişirmeyeyim fazla. Turizm ile ilgili okur görüşlerine de yarın devam ederiz. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüz yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.